Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Emir 178 Aziz Sıdık kardeşlerim. Ali köyünde Risale-i Nur şakirtlerinden Ali Efendi münafıklar hakkında bir ayet-i kerimeyi soruyor. Şimdi zamanım izaha müsait olmadığı için Kısaca bir iki cümle beyan ediyorum. Yani o kadar hoş, o kadar hoş ki namaz kılınır mı abi? Şunun arkasına şey yapılır mı? Ee, bütün hepsini şey, öz vermiş. Bak şuradan. Şu kadar ya. Şu kadar. Tak tak. Ama içini dolduracağız inşallah. Layıkalar lugatla sıf olmaz. Bir geleneğin, geleneğin temsil, temsil içi doldurulabilir. Yaşanan bir hayatla izah edilir. Ayet-i Kerime. Resulullahsız izah et. Onun için Kur'an'a düşman olduklarından peygambere düşmanlar. Niye peygambere asker arkadaşı gibi Muhammed böyle diyor diyor. Tövbesi aleyhissalatü vesselam. Niye sünnetine hücum ediyor? İlk önce sigorta, binanın sigortasını hücum ettiler. Ne o? Trafoya. Mezheplere hücum ettiler. Sonra onu açtılar güya zannettiler. Peygamberin sünnetine ediyorlar. Ee, Sahabeye hücum ediyorlar. Gaye ne biliyor musun? Kur'an ortadan kaldırmak. Bunu yapan peygamberin sünnetine diri hücum eden zaten fıkıhtaki kaydesiyle kafirdir. Yani münafıktır. İslam görünümü kafirdir. Peygamberin sünnetine hücum edenler. Zaten söyleyecek burada. Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz. Mealindeki ayet o zamandaki ihbar-i ilahi ile bilinen katı münafıklar demektir. Yoksa zan ile şüphe ile münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Ölçü getiriyor. Ölçü getiriyor. Ama mesela Abdülkadir, sen köyünü biliyorsun. Ya, yakinen biliyorsun. Ben bilmiyorum. Ama ben geçiyordum yolda. Cenazesi var. adam bir tanesi ölmüş. Ben de namaz kılacağım. Abi baktım cenaze var. Nasıl bilirsiniz? Ya Rab senin ilminde nasılsa öyledir. Bilmiyor. Öyle diyeceksin. Bilmiyorum ki. Ama üstü zannedilir. Madem camiye gelmiş. Ama vallahi bu kadar da, da içim rahat etmiyor. Bak bakayım cenaze sahipleri namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Onlar kılmıyorsa sen niye kılıyorsun onun namazını ki? Onlar kılmıyor. Cenaze sahipleri kenarda duruyor. E ben niye kılacağım? E niye getirmiş? Adet olduğu için getirmiş. Cenaze sahibi namaz Demek ki namazda işi yok. Olmamış. Ben Şişli'de büyüdüm biliyor musun? Lise mesela vesaire. Vesaire okullarım hep orada okudum. Şişli, Bomanti. Oralarda okudum yani. Mecidiyeköy orada büyüdüm. Gençliğim orada geçti. Çocukluğum Asköy'de geçti. Niçin söylüyorum? Oradaydı bu, bu artistlerin şeylerin. E, cenazeleri cenazeler o zaman geliyordu. Oradan biliyor. Oha babam sınıfında olanların bir kısmı orada işte öldüler. Ya orada hepsi kenarda. <laughs> Bize de derse gidiyorduk çok şükür. Söylerdi. Ya Zeki abi ne, ne yapalım? Yani kardeşim bakarsın saf olma. Biliyor musun nasıl? Bilmiyor. Allah'ın ilmini havale Ya Rab senin ilminde neyse o. Tamam. Yo, o zaman hepsi de kılıyor. Kimse etrafı yok. De kıl. Tamam üstü zannet. Ama akrabayı talukatı kenarda namaz kılmıyor. E sana daha ne desin yani? Benim namazda işim yok diye diyor. Benim mesela akrabam böyle yapar. Sizin akrabanız yapar mı kenarda? İbrahim'e ne diyor akrabası? Yaşı kaç? Tane? Ya kaç yaşındasın? 23. Ne diyor? Oğlum diyor. "Ne genç lan. Geç oraya." diyor. "A gibi sana seni ziyaret etsinler seni." Öyle mi diyor? Allah şey de Allah ee, dedenin vefatında mı? Şey ee, taziyelerde genelde böyle bir yere oturuyorlar. Hı. Hocaları bilmeden bizde hocalardan çıktıkları için. He. Diyor, "Sen burada diyor. Hizmet et de hiç bir şeye karışma. Millet gelip sana hizmet eder. Sen buradan ayrılma." diyor. Allah Allah. Görüyor musun? şimdi bu adamın bu adamın ölüsüne namaz kılınmaz mı? Ha demek ki siz köylüsünüz. Köyünüzdeki insanı bilirsiniz. Nasıl bir adam oldu? Ha, şimdi münafık öldükten sonra namaz kılınmaz mealindeki ayet o zamandaki ihbari ilahi ile bilinen. Niye söylüyorum O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam ihbarı ile bilinen münafıklar demektir. Yoksa zan ile bak. Yoldan geçiyordun doktor. Denk geldin. İbrahim Hakk'a işte camisinin şuraya denk geldi. Namaz kılıyor. Herkes yok. Ha zan yapma. Yoksa zan ile şüphe ile münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Madem la ilahe illallah der ehli kıbledir. Öyle acayip şey getirecek şimdi. La ilahe illallah der ehli kıbledir. Sarih küfür söylemese. Yani söylemek nedir? Böyle değil. Sarih küfrü ifade eder tarzında e, şey tarafgirliği olursa söylemek iki türlüdür. Kavli, hali. hali. Sari küfür söylemezse veyahut tövbe etse, Sari dedi ama tövbe etti. Bak tövbe etse namazı kılınabilir. O Ali köyde Aleviler çok olduğunu ve bir kısmı Rafiziliğe kadar gidebilmesi nazarıyla. Rafizilik Allah muhafaza yani. Aleviler kaç koldur? Bilen var mı? Alevilik hakkında iki tane dersim var benim. Sitede var. Alevilik diye. Orada Kü, kültür bakımından, örf bakımından en azından genel bir bilgi elde edebilirsiniz. Kitap okumanıza gerek yok. Çünkü Aleviler hakkında ne geçtiyse elimde taradım, süzdüm, iki dersi sıkıştırdım. Eğer bir Rafi 33 kolu var Alevilerin. Rafiziler çok tehlikeli. E, haşa, haşa, yüz bin defa haşa. Hazreti Ali'ye ilah diyor. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi. En şey uygunu, en bize uygun, pek ehli sünnetten farkı olmayan kim? Risale'de geçiyor. Neydi abi? Zeydi. Nerede bulunurlar der Barla Barla'da mı geçiyor bak. Ha tamam. Zeydi. Neredeydi abiler? Hayır Yemen. Onun için oraya vuruyorlar o garibanlar mı? Ve Türk milleti gibi çok cengaver bir savaşçı bir millettir. Ka Barla kaç? 338. Zeydiler. İyi ki getirmişsiniz ya. 338. Müfrit şialar. Rededen e, bu Bekir Hazreti Ömer'den teberi eden ha bu entumur rafizu deyip Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den teberi kabul etmeyen bak hani Şialar lanet okur ya Cuma'da hutbede İran'da e, Hazreti Ömer Efendimiz'e, Hazreti Osman Efendimiz'e, Hazreti Ebu Bekir Sıdık, ondan sonra Ayşe Validemize vesaire böyle lanet ederler. Bunu bir din kabul ederler. Ama bu Şiaları red eder. Seydi. he bu entumur rafizu deyip Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ömer'den teberi kabul etmiyor. Yani dışında kabul etmiyor ve o iki halife-i zişanı hürmet edip kabul eden bir zattır. Onun etbaları şiaların en mutedili ve en sünnisidir. Bunlar hem ehli insaf hem çabuk hakkı kabul eder bir taifedir. Tayfe, İnşallah Vehhabilerin tahribatını tamire sebep oldukları gibi. Niye Suudi Arabistan Yemen'e saldırıyor? Ve çünkü Suudi Arabistan Vehhabidir. İngilizler kurmuştur. E, Irak'ı da, Libyayı da, bütün o Ürdün, Lübnan, her şey oraları İngilizde şeyi de Suriyedeki hafız Esadlar vesaire hep İngilizde kurmuştur. İngilizde kurmuş. Yemen, <laughs> Yemen'deki bu Zeydiler Eli sünnet ol Sunet el Sünnet gibi olduğu için Vehhabilerin talibatını tamire sebep oldukları gibi onun için ucum ediyorsu Darbistan ehl sünnet ve cemaattan zeydilerin inhirafları dahi istikamet kesmedip ehl sünnete iltihak edip imtizaç edecekler inşallah. Zeydi ehl sünnete iltihak edeceklerini söylüyor tam. Bu ahir zaman çok çok çalkalanıyor. Bu fitne ahir zaman acip şeyler doğuracağı ihsas ediyor. Çok acayip ya televizyonlar çıkmış. Adam Mezhepleri hücum edebiliyor. Bak daha, daha ne doğuracak ya? Müslüman da seyrediyor. İmam Azam'a Efendimiz'e İmam-ı e hakaret ediyor. Kader inkar ediyor. Telefon ediyor birisi. Ben kimle evleneceğimi hocam diyor. Allah bilir mi diyor. Nereden bilecek Allah diyor. Gözümüz önünde işlenen cinayetleri görüyor musun? Mezhep ne mezhebi diyor. E, direkt Kur'an'ı göstermelerinin sebebi peygamber inkar etmelerindendir. Nereden türedi? Şialardan çıktı bu. Kur'an sünnetsiz bilinemeyeceğinden Sünnettedir. Kur'an'ın fiili hayatıdır. Başka? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hayatı ve yaşantısı, sünneti Kur'an'ın tefsiridir. Kur'an'ı inkar etmek, direkt yapamadıklarından, rafa kaldırıp duvara asamadıklarından ona giden el, onu izah eden hayat, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hayatıdır. Onun için seyitlere bu kadar katliam yapmışlar. Tarihe bakın. Dersim katliamı mesela. Komple Alevi deniliyor. Alevi değil, Al Ehli Beyt diye. Komple şehir yok edildi. Sonra Tunceli denildi. Yani şey meşhur yani bunlar. Pilotu bile belli ya. Sabiha Gökçen denilen kadın. Karşıda Kevalliman'ın adı. Fenerbahçe Stadı'nın adı nedir? Adı ne? Ş Şükrü Saraçoğlu. Kim bu? Biliyor musunuz tarihte? Başbakan değil. Milliyetin bakanı. Yani İslamiyet'e ustad söylediği için söylüyorum bunları. İslamiyet'e zihin zemerek, din zehirdir diyen. Her şey her şey kendi aslını buluyor. Mesela adam Mısır'da e, Sisi Firavunlar şey yapmış. Çünkü o kabileden geliyor. kiptiyor, Her şey aslına dönüyor. Müslüman uyanık olacak. Uyanık olmayan saftirik yaşama şansı yok. Artık saflık yok yani. Saflıkla saflık yapılmaz. Ne? Saflıkla saflık yapılmaz. Evet. La ilahe illallah der. Ehli kıbledir. Sari küfür söylemese veyahut tövbe etse namazı kılınabilir. O Ali köyde aleviler çok olduğunu bir kısmı rafiziliğe kadar gidebilmesi nazarıyla yani haşa Hazreti Ali'nin ilah olduğunu kim bu bu ilk başlatan biliyor musunuz Abdullah İbni Sebe Hazreti Ali'nin yüzüne diyor ki sen ilahsın. Hazreti Ali kafasını kesecek. Fakat fitne büyüyecek. Bu sefer Medine'de kovmuş. Adam da İran'ın kum şehrine gidiyor. Orada bu şeyi başlatıyor bir kısmı Rafız ile kadar gibi gidebilmesi nazarıyla onların en fenası da münafık hakikatına dahil olmamak lazım gelir. Mesela Hazreti Ali'ye ilah diyor. İlahın yeryüzündeki temsilcisi de münafık olmuyor. Kafir oluyor ama münafık olmuyor. Münafıkın ruhu başka yani. Münafık nedir? Mesela o kafir şirk koşuyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi yani. Allah Tanrı diyor yani. Tövbe estağfurullah. Ondan ondan ki şu anda e, Ayetullahlar var ya böyle. Ayetullah evet. Sistani, Hümeyni, Hamaney falan Ayetullah Allah adına karar veren, sözleri hadis olan, ayet gibi anlamı olan demektir. Allah hakkı onun sözü, ayet oluyor. Ayetullah demiş zaten. Ayet sözleri ayet Allah adına karar veriyor. Yani bir bir Müslüman da sorgulamıyor yani. Nasıl bir insan tanrı olabilir ya? Munafık hakikatına dahil olmamak lazım gelir. Çünkü munafık nedir abiler? Bir, peygam peygamberimiz demiş. E, peygamberimizin o söylediği şeyi hayattaki izah ustad. Bir, peygamberimizin ilk önce söyleyelim. Ne dedi? Munafık nedir? Bir, konuştuğu zaman yalan söyler. İki, sözünde durmaz. Başka? Emanete ihanet eder. Şimdi onun hayattaki açılımı. Ha, münafık nedir? Usta itikatsızdır, kapsızdır, vicdansızdır. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın aleyhindedir. Mesela 242'de ne var bakayım? Hubbu ehli beyti meslek yapan aleviler ne kadar ifrat da etse, rafizi de olsa 242 42 Emirda. Bak şurada atıf yaptım. E şurası abi. He. Bak burada izah ediyor. Yani sen Rafizi münafık değil. Münafık değil çünkü Allah inkar etmiyor. Şirk yapıyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi diyor. Şirk bu. Ama e, Hubbu ehli beyti meslek yapan aleviler ne kadar ifrat da etse Rafizi de olsa zındıkaya küfrü küfrü mutlaka girmez. Çünkü muhabbeti ali beyt ruhunda esas oldukça mesela Şialar münafık değildir. Şirk yapıyorlar. Ayetullah dese bile. Peygamber ve Ali Beyt'in adavetini tazamun eden küfr mutlaka girmezler. <laughs> Peygamberin aleyhinde şiddette bulunmazlar. İslam, Peygamber aleyhinde bulunmazlar yani. Şeyler bunlar. Ama münafık peygamberi e, hedef tahtasına koyar. Alenen bulunuyor. Evet alenen bulunuyor. İlk önce sinsi yapar. Mesela mektubatta Mektubat varsa verin bak orada e, Sufya'nın en büyük vasıf pe direkt Peygamber hücum etmesidir. Birincisi şairi ar, iki Peygamberin aleyindedir. Var mı mektubat? Var. Ver abim. Kaçıncı mektuptu? Hadi bakalım söylemiştim size sağda, şey solda, en altta. Hadi bakalım birisi eh, 56'da nifak perdesi altında Risale-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs. Risale-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs. Ehli nifakın başına geçecek. Şeriat-ı İslami'yi talibe çalışacaktır. Ona karşı Ali Beyti Nebevi'nin silsile-i nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Bey'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani o Süfyan'ın şahsı manevisi olan Ceyran-ı Munafıkan'ı öldürüp dağıtacaktır. İsmi ismime babasının ismi babasın, babamın ismini olacak diyor. Dağıtacak zat. Ee, İslamiyet'e muhabbet vasıtasıyla şiddeti bağlı, e, bağlanıyorlar. Mesela şi, Aleviler şey değil. Ehlibet muhabbetleri var. Ehlibet, ehlibet, ehlibet böyle. Ama tabii ki her yerde dağda çakalda olduğu gibi bunların içinde de girdikleri gibi bizim içimize de girmişler böyle. Böylelerini daire sünnete tarikat namına namına çekmek büyük bir faidedir. Sünnet seni bak münafık nedir? Bir, itikatsızdır, kapsızdır, vicdansızdır. Dört, ha burada söylüyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam aleyhindedir. Bak dört tane şey söylüyor. Nereden söylüyor? Ha buradan. Munafık kimmiş bak? Munafık. Bir, itikatsızdır. İki, kapsızdır. Üç, vicdansızdır. Dört, Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir. Şimdiki bazı zındıklar gibi. Zındık. Alevi ve Şi Şiilerin müfritleri ise değil Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhinde. Belki Ali Beyt'in muhabbetinden ifratkarane muhabbet besliyorlar. Yani Hazreti Ali Tanrı'nın Temsilcisidir diyebilecek kadar Hazreti Ali'ye muhabbet ediyorlar Bey'te. Yani e, İslamiyet'i inkar adına söylemiyor. Şid, ifrat muhabbetten yapıyor. Yani, Aleyhinde değil yani peygamberin. Peygamberlik Hazreti Ali'den işte gelecekti. O olacaktı da işte Cebrail yanlış yaptı. Vay verecekti buna vermiş. Nasıl olmuş? Olmuş işte diyor. Ama böyle olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde değil, Ehli Beyti değil, aleyhinde olmak şiddeti muhabbetlerinden i̇mam Ali'yi Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Bu Rafizi. Öteki gruplar öyle değil yani. O daha değil. Bak bir de okuyayım burayı. Alevi ve Şiilerin müfritleri ise değil Peygamber ve Vesselam'ın aleyhinde, Belki ehli beytin muhabbetinden ifratkarane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil. Bunlar ifrat ediyorlar. Münafıklar Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ehli beyte hücum ederler. Münafığın en, en, büyük özelliği Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet, sünnetine mugayirdirler. Düşmandırlar. Beşeriyetin Beşeriyetin öne çıkarırlar. Beş yani böyle sizin gibi diyor. Böyle. Yani nerede hakaret edecek? Peygamberi insanların nazarından düşürmeye çalışacak. Adam bil ki peygamberin halindedir. Peygamberin halinde olan zaten münafık oluyor. Eğer kafirse bu, peygamberin aleyhinde ise, alenen, kafirse bu kafirdir, münafık değil. Bizden, bizim içimizde olup, bizim gibi böyle din anlatan, dini yaşayan, Müslüman görünümlü ama peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini hücum ediyor. Bu münafık oluyor. Bizim, iç, yani karşımızda ise kafir, içimizde ise münafık. Anladık mı bunu? Evet. Karşımızda ise kafir, içimizde ise münafık. Münafık çok eşitti ya. Çok... suret haktan gözükür. Haddi şeriattan çıktıkları vakit kimler? Aleviler ve Şiiler. Münafık değil behli, belki değil. Ehli bide oluyorlar. Fasık oluyorlar. Zındıkaya girmiyorlar. Aleviler ve Şiiler haddi şeriattan çıktılar. Şeriatın haddinden çıktılar ama Ehli bida oluyorlar. Bunlara ehli bida denilir. Fasık oluyorlar. Biz olsa hemen mühürü vururduk değil mi? Ya. Fasık oluyorlar. Ya bu nasıl bu, bu kar nasıl karar veriyor buna usta? Şey yani. Çoğu meselede bakarken hiç bizim gibi hiç düşünmüyor. Çok kapsayıcı düşünüyor. Alıyor içeri, atmıyor, evet. Dışarıya dışarı yeme Çok tuhaf. Çünkü bak 242'de de öyle diyor zaten şeye. Mesela siyaset Niye? mevzunda da geçen, de, geçen siyaset mevzunda da konuştuk ya. Yüzde şöyledir diyor idealisttir. CHP'ye mesela komple atmıyor. Diyor ki yüzde beşi idealist. En tepe o zihniyet. Yüzde doksan beşi gafi. yerde aynı kanun. Evvel işerde tepedeki evvel var ya mesela şimdi AK Parti'nin. Yüzde beşi idealist. Yüzde doksan beşi iki tane sıfat söylüyor Ustad. Hayat perest, ehli dünya. Şimdi bak burada diyor ki Alevileri başka fena ceyranlara kaptırmamak. Sen dedin ya onun için buraya açtım. Ustada bak. Alevileri başka fena ceyranlara kaptırmamak ve müfrit rafizilik ve siyasi bektaşilikten bir derece muhafaza etmek için emniyetli faydası var. Yani bir abi diyor ki Risale-i Nur buna şapsam onların bazı şeylerinde dokunmasam mektup uzun da şuradan bak Nur'un mesleği. Yani onların şeylerine dokunmasam köyüne gidiyoruz ya bak burada başlıyor. Ondan sonra yani onların adetlerine şeylerine var ya böyle dedeye secde ediliyor falan. Misali anlatsam olur mu? Ustad diyor ki git anlat diyor onların şeylerine dokunma. Ondan sonra ta ki niye? Onları e, müfrit rafizilik ve siyasi bektaşi mesela Tünceli'de bektaşi var ya siyasidir o. Hani onları zındıkaya atmamak için Hani bu tarafa almak adına git anlat bir şeylerini dokunma. Bize ne ders veriyor? Bir yere bulundunuz. Hakikaten sari. Yani çok tuhaf abuk sabuk şeyler yapılıyor burada. Ya yani oradan ateşten bir, bir iki odun da kurtarırsan kurtarırsın yani. Bu, aleyhinde direkt bulunma yani. Yani bir nevi şey oldu aslında. Tevafuk oldu. Daha yeni Cumhurbaşkanlığı e, Alevi ve Bektaşilerine Başkanlığı tarzında resmi bir şey verdiler. Ben bunun da şey olduğunu düşünüyorum. Birkaç tane yorumda da okudum. Yani onu resmileştirdiler birkaç tane atalım. Kontrol etmek. Yani dediğin gibi dışarıya evet. atıp onları zındıkaya kaptırmadan Alevi Ve ne kim kimler girecek? Kendi sistemini almak yani. O da alacak. Onların da okulu kurulsun. Yani neydi o? He, böyle secde mecde abuk subuk şeyler oluyor. Yani hakiki linettir herhalde. Ko koyacaklar, araştıracaklar. Onlar da bizim gibi muzdarip. Çünkü niye? Biz Nurculuk adına neler girdi, değil mi? Önce İslam adına neler girdi? Alevilik adına neler girdi? Nasıl temizlesinler adamlar? Aleviyim diyor, her türlü şey yapıyor. Yani resmi bir kurum yaparak bir resmi statü versin. ona karşımızda bir muhatap olsun. Bir de bilelim, bir de hakikisi ortaya çıksın. O Alevilerin, toplumdaki Aleviler hakikisini görsün. Sahtesini de atsın dışarıya. Kendi bünyesini temizlesin. İyi oldu yani bir Hakik var olan bir şeyi yok nasıl sayıyorsun? Var. Ö ecdat yapmış Osmanlı. Gitti kilise mi demiş Bulgaristan'a, Yunanistan'a. tam Katolik, Ortodoks. Al sana. Madem benim tebaamsın, tabiyetim. Sen orada namaz şey kilise de mi? Al sana. Nasıl vergini alıyorum? Vergini alıyorum. Burada şey yapıyorsun. Tamam kiliseni yap. <laughs> çok acayip. Bizim gibi düşünmüyorlar biliyor musun? Şeye çok his, his şey çok Meclis, hissi davranıyoruz. Bizim yani. Evet. Yani o kadar acayip ölçü koyuyor ki çünkü farklı yani hiç mesela çok tavsiye çoğu noktada tavsiye bir hareket ettiğimizi gösteriyor şu mektup. Ya, şu işte. mektup. Şuraya bak ya. Üstad ayırıyor ya. Onu diyor şöyle yap efendim. Tamam, Usta tuhaf düşünüyor ya. Sistemi başka ya. Tam muhakemata ayırıyor usta. Müdebbir galip akıl olacak yani ilim olarak hissiyat değil. Evet mudebbiri galip. Mesela bizde ne oluyor biliyor musun? Mudebiri, mudebiri galip e, hissiyat galip akıl değil. Bir de şey söylüyorum. Bir de risalede o en çok benim hayat prensibim ya. E, diyor ki e, hissiyatı diniyede diniye hassas muhakeme akliyede noksan insanlar. Sanki benim beni söylüyor yani. Yani benim tam bir hayat felsefem ya mesela bir daha hissiyat hissiyatı diniyede hassas çarşaflı veya tarikatçı Nurcu Süleymancı bu Kur'an okuyor. hissiyat Hissiyatı diniyede hassas ama muhakeme aklıyla da noksan. Yani ölçülerin dışında dostunu düşmanını dini ölçüler gerekirken abim diyor, hocam diyor, şeyhim diyor, ustadım diyor. Bilmem ne diyor. Do ya yaşantısını onlara göre yapıyor. Sünnet-i seniye uygun yapmıyor. Taraftar oluyor. E, taraftar oluyor. Mahkeme akliye de, akli muhakimede 90. noksan. Ama hissiyat dinede. de. Onun için biz biz Türk milleti olarak sıkıntı çekiyoruz. Ona bir bakıyoruz böyle. E bizim Laz'ın dediği gibi bizde ilk defa girmiş. Süs kabak var ya böyle. Aynı kabaktır böyle. Kabak da böyle. Büyük kabak olur, hıyar gibi olur. Laz demiş ki, olan demiş, hıyar dedik. Bir aldım dedi, bir hıyar zannettim, kırdım. Çıktı ustubi diyor. Ustubi. Ustubi nedir biliyor musun? Aa, bilmezsin. Ya, hiçbir şey. bilmiyor musunuz? Eskide de bu 90'dan önce tamircilik yapmadınız ki şey, e Arabayı arabayı silmek için motoru yağma böyle enkaz böyle tekstillerden kalma var ya böyle ufak ufak iplerin yumağı ya silme bezi üstü bir derler. Ha o. Ona demiş hıyar zannettim diyor. Hıyarı bir kırdım çıktı üstü bir demiş. Aynı üstü bir gibi öyle şey gibi çıkar. Ya hissiyati diniyede diniye hassas. Ama muhakeme-i akliyede noksa. E be, öteki tarafta biz bizim bir kısmımız muhakeme-i akliyede filozof, hissiyati diniyede eylemde, yaşantıda fiyasko. Çok acayip ya. Alimler bozulursa toplum bozuluyor. Demek evet. ki baştakilerde. Hadis o. Var. Toplum böyle olmazsa Öyle diyor. Hizmet edenleriniz. İşte bu, bu, bu hayvanı keserseniz de ölmez ama ne zaman ölür? Şah damarına vurursa ya. Bütün her şeyin şah damarı bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bir milletin alimleri bozulmadıkça o millet bozulmaz. Nasıl bozulur? İki şekilde. Ya hepsini öldürürsünüz. Alim kalmaz. istediğin gibi toplumu yaparsın. Veya alimler bozulur. Bu Türk milletinin alimleri bozulmadı. Buharlaştırıldı. Bir de usta şeyde söylüyor. Birinci şuada diyor ki Kürt milleti diyor. Kürt milleti. Birinci şuada geçiyor. Alimleri yok olan Kürt milleti. Sahipsiz kaldı diyor. Alimler ya savaşa gitti ya öldürüldü. Ya savaşa gitti şehit oldu. Niye Trakya dinden kopuk? Çünkü devamlı savaştılar. Şimdi savaş olsa dünya perest, ehli dünya savaşır mı? Kim savaşır? Vatan millet için şehit olmak. Şehit olmak İslam ruhu. işte öldü öldü, şehit oldu oldu. Savaştan kaçanlara kaldı. Osmanlı'nın en dindar kalesiydi ya. Ben şey, ben Tabii ben en ben dindar. Ben Çoğu şeyden, Kastamonu'dan, Isparta'dan gitmiş. En dindar ki e, kafire küfre karşı dirensinler diye. Ama dedeleri babaları hamiyeti dindar olduğu için şehit oldular. Şimdi mesela Türkiye'ye, İstanbul'a, İngiliz gelse. Kim savaşır? Müslümanlar savaşır. Vatan, millet, şehit. Şehit ruhu olan savaşır. Ermeni savaşır. Yahudi savaşır mı? Gafil savaşır mı? Hayat Hayatperest, ehli dünyayı savaşır mı? Uçağa biner, kaçar gider. 15 Temmuz'da görmedik mi? Banka şeylerine para çekmeye kalktılar. Türkiye'de ihtilal oluyor diye. Arabaya benzin dolduruyorlar. Marketleri yağmalıyorlar makarna. Bir de para çekmeye ne diyorlar o kutu, kutulara? bankamatiklerde kuyruklar girdi para çekeceğiz diye. Bunlar sonradan vatancı oluyorlar. Öteki taraftan da benim Müslümanım ta tankın altına giriyor. Ya ee, bitireyim şurayı. Bak şuraya bak. Ya doktor ne kadar gayret etmemiz lazım. Cümleyi bitireyim. Haddi şeriattan çıktıkları vakit münafık değil ehli bir de oluyorlar. Fasık oluyorlar. Ya ustada bak zındıkaya girmiyorlar. Kardeşim bu nasıl muhakemeli, muvazeneli bir fetva ya? Ya nasıl? Oh kurban olayım sana. Davana. Hazreti Ali radıyallahu an 20 sene yani çok etkileniyorum ya. Ustadın dengeli, muvazeneli, muhakemeli, aklı, vicdanı, kalbi, ruhu, eylem nasıl bütünsel ya? Hayret yemin ederim ya. Hz. Ali radıyallahu an 20 sene hürmet ettiği 20 sene ve onlara Şeyhül İslam mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği kim? 20 sene. Hz. Peygamber'den sonra aleyhissalatü vesselam Hz. Ali Ebu Bekir radıyallahu an Hz. Ömer radıyallahu an Hz. Osman radıyallahu anh, Huma'ya hizmet etmiş. Şehul İslamlık yapmış. Başkomutanlık yapmış Hazreti Ali. Hazreti Ali onlara itaat edileceğini, edilmeyeceğini, edilip edilmeyeceğini bilmiyor muydu? Hazreti Ali'nin hürmet edip itaat edip Şeyhül İslam ve başkomutanlık yaptığı kişilere Alevilik iddia edenler, beddua etse, lanet okusa, hakaret etse Hazreti Ali'ye muhabbeti olmuş olur mu? Ha, o zaman Hazreti Ali niye itaat etti onlara? İki şıktı var diyor burada ustad. E, lemalar 75'te söylüyor. İki, iki. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ebu Bekir Sıdık radiyallahu anhumaya itaat etmesi iki sebeptir. Ya korktu, mecbur oldu, boyun eğdi. Hazreti Ali aslan Allah'ın aslanı korkak mıydı ki korktu da itaat etti? Veya korkmadı, Hak bildiği için itaat etti. Hz. Ali'nin muhabbetini iddia eden sen, Hz. Ali'nin itaat ve hürmet ettiği kişiye sen küfredersen, Hz. Ali seni sevmez. Sen o zaman Hz. Ali'ye ya korkak diyorsun, bilmeyerek korkak diyorsun, veya ikiyüzlü diyorsun, inanmadığı halde itaat etmek zorunda kaldı. Yani böyle ettin. Hz. Ali radiyallahu anhu o üç halifeye hürmet ettiği gibi onlar da hürmet etseler bir farz namazlarını da kılsalar Hz. Aleviler için yeter. Ölçüye bak. Hz. Üçtü bu şey sahabeye yıldızlar gibidir diyor benim sahabelerim. Öyle değil mi? Ama Ehl-i var böyle? Maviye böyle şeyler var. Malum bir guru var yani. için dile getirmek istemiyorum. Bak Hazreti Ali'yi nasıl böyle. Ondan sonra Şia bak ne diyor? Ha, namaz kılsalar diyor. Bu üç halifeliğe dokunmasalar tamam diyor. Bir de bizde şey var. Bunun tamamından aklıma şu oturuyor da. Hani bu muvazeni nasıl yakalıyor? Biz abi herkesi en yukarı çıkarmak istiyoruz. En yukarıda olsun istiyoruz. Orada yani görmek değil. istiyor. Üstad ise mesela çalışana diyor ki sen diyor bu kadar bilmene gerek yok. Sen namaz kıl. Kınala girme yeter. Alev diyor ki sen bunu yap yeter. Yani Kime nasıl davranacağını çok iyi biliyor abi. Evet. Ona göre davranıyor. Biz, Biz, bizdeki evet. müvazenesizlik oradan çıkıyor. herkese en yukarı çıkartayım deyince zulmetmiş oluyor. Bu sefer. <laughs> Fıtrata mecra veremiyoruz. Orada görmek istiyoruz onu. Orada görmek istiyoruz. Oysa o halinde ehl-i sünnet dairesini ya. Onu düşman etmenin kime karı var? Şeytana karı var. Zındıklara karı var. Yani oraya itme yani. Mesela Hele kardeşinin bir ata kusurlu görünce, eksik görünce itiyoruz ya hemen. Hemen atıyoruz. Niye atıyorsun kardeşim? Kimin işine yarıyor? Bana hakaret ettin, dışladın. Ben nereye gideceğim? Onların safına geçeceğim. Şimdi bak Aleviler bak ne diyor? Hz. Ebu Bekir'e, Hz. Ömer, Hz. Osman, Allah'ın anıma, ecmayine dil uzatmasalar, feş vakit namaz kılsalar Ayzan'da tamam ya. Onu orada koruyor. Onu da oraya koruyor. koruyor. Onu orada yani onu buraya getirip buraya çıkartmıyor. Biz de ya herro ya merro. Ya, ya bu ya bu. Ya kardeşim öyle değil ya. Ya ak ya kara. Vehhabiler böyledir. Ya ak ya kara. Ehli bidadır Vehhabide. eli şia, şia da Vehhabide. Şey eli bidadır. Kafir değil, münafık değil ya. eli bidadır diyor. Baksana nasıl bir muazzam. Onu orada koruyor. Onu da oraya gelme diyor. Orada olan böyle ol. Ve bunu da o da orada olsun diyor. Acayip bir şey ya. Burada kesiyoruz. واخر دواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه